EYT üzerinden gidelim. Size şunu Hı. sormak istiyorum. EYT'de son durumumuz nedir? Bununla alakalı bir şeyler söylemek ister misiniz? EYT'de son durum, yarınki oturumu çok dört gözle beklediğimizi Evet. söylemek istiyorum. 3600'ün biliyorsunuz yarın ikinci oturumu olacak ve 3600 yarın eğer çözüme kavuştuğunda bizim önümüzde sadece sözleşmeli personel olayı kalmış olacak. Bu sebeple de yarınki oturum gerçekten bizler için çok önemli. İnşallah yarın oradan çok güzel bir müjdeli bir haber alırız. 3600 aynı zamanda zaten bizim tüzüğümüzde de yer alan bir mağduriyetti. Ben de 3600 mağduruyum aynı zamanda da. İnşallah oradan da bizlere de faydası olacak. Emekli olmuş olan memurlara da. Yarınki çözümden sonra önümüzde artık diyorum ki sadece sözleşmeli personel olayı kalıyor. Ve ondan sonrasında artık Mayıs ayı gibi ben EYT denmeye başlayacağını düşünüyorum. Bu arada hazır sözünü de açmışken 27 Mart'ta da Sakarya'da büyük bir çalıştay olacak. İnşallah o zaman da birlikte yayın yapmak nasip olur yine. Tam tarih ne zaman demiştiniz? 27 Mart, Pazar günü. 27 Mart. Yani bu önümüzdeki süreçte çok hareketli geçecek. Ve şu mesela yarınki görüşmeyi tam ben söyleyecektim. Siz söylediniz. Çok iyi oldu. Yarın gerçekten çok kritik bir görüşme var. Biz de Aynen. anbean Makaber'de paylaşacağız. Takipte olacağız. Umuyoruz ki eğer iyi şeyler, iyi sonuçlar çıkar. Yorumlara da bakıyorum. Geçen yayında şöyle bir Yaşar Okuyan'la ilgili çok yorum gelmişti. Sormayın Murat Bey. gözüme çarptı. Şey dedim ya Yaşar Okuyan'ı mı çağırsak dedim. Biz ekip arkadaşlarıyla konuştuk. Yayında da danıştık izleyicilerimize. Çok iyi şeyler söylemediler tabii. O konuyla. Kendisi geldiğinde çok iyi şeyler söyleyecektir. Evet Çünkü hala arkasında durmuyormuş diyor. ısrarla arkasında duruyor. Bu yasanın bu kadar mağdur yarattığının farkında olmasına rağmen ısrarla dediklerini sürdürüyor. Biz kendisine hakkımızı helal etmiyoruz. Bu dünyada da etmiyoruz. Diğer dünyada da hiçbir zaman hiçbir EYT'li arkadaşım kendisine hakkını helal etmeyecek. Ya peki Nalan Hanım ben şunu anlayamıyorum. Hani devletin parası mı yok bu konuda? O dönem için konuşuyorum. Hani çok geçmişe yönelik de konuşmak istemiyorum ama yani ne mantıkla o gün mesela nasıl bir mantıkla bu yapıldı? Murat Bey ben her zaman şunu söylerim. Evet, bu yasanın yani böyle bir yasanın olması gerekiyordu. Tamam. Çünkü 38 yaşında yani düşünün 18 yaşında bir işe başlayan bir kadın 38 yaşında emekli olacaktı. Ve devlet 70 yaşına kadar yaşadığını düşünürsek yani bu süre zarfında sürekli sağlık giderlerini, senin emekli maaşını, ikramiyeni, her şeyini karşılamak durumunda kalıyor. Bu tabii ki yanlış. Yani öncesinde uygulanan yasa yanlış. Ama bu bizim suçumuz değil. Biz işe başlarken yaptığımız iş akdi vardı. Bu iş akdinde bu yasanın çıkmasıyla bizim iş akdimiz yok sayıldı. Bizim bütün itirazımız bu. Yani çıkan yasa geri dönüp işletilemez zaten. Bu kanun Evet. koyucular tarafından da kabul edilen bir durum. Bu geri dönük işletilen yasa düzenlemeye gidilmeli. Bizim bütün derdimiz bu. Yoksa biz hiçbir zaman 38 yaşında emekli olalım diye bizim bir şeyimiz yok. Hakikaten yani Türkiye şartlarında 38 yaş veya erkeklerde işte 42-43 yaş gibi çok erken yaşlar bunlar. Evet. Gerçekten çok erken yaşlar ve devlete yük getiriyor mudur? Mutlaka getiriyordur o dönemde de getirmiştir. Ama çıkan yasa geri dönük işletilemez. Ama Bizim Nalan bütün Hanım ya, şeyimiz bu. bu, yaşla alakalı mesela ben babam 67 yaşında bunu da yayında arada söylerim yani babamla konuşuyoruz ya dedim baba kaç yaşında emekli oldun dedim 39 yaşında emekli oldum dedi. Polis emeklisi değil, asker emeklisi değil, devletten emekli. Yani şok oldum açıkçası. Yani hani bize hayal gibi, bizim için konuşuyorum. Yani biz mesela 60'larda emekli olacağız. Bize hayal gibi Aynen. geliyor da. Yani ola da biliyormuş. Hani ben açıkçası işin doğrusu bu devlet bütçesiyle ilgili kısmının yanı sıra
Tabii nüfus da arttı, durum da değişti falan ama bu anlamda da bu sorun çözülmek istenirse benim anladığım çok da güzel çözülür. Vatandaşlarımızın Tabii ki. mağduriyeti de giderilir. Az önce bir yorum geldi. Yine Yaşar Okuyan'la ilgili çok yani çok da girmek istemiyorum değerli izleyenler kızmayın bana ama Tecrübenin konuştuğu efsane çoğu zaman bizim yayınımıza gelip yorum yapar. Demiş ki saygıdeğer Murat Bey bu EYT'nin mucidi Yaşar Okuyan'a hiç sormuşlar mı bu işten nasıl kurtulacağız diye şu kısma bayıldım. Panzehiri Yaşar Okuyan da şeklinde bir yorum yapmış. Hani acaba bu görüşmelerde ona bir danışmışlar mı bilmiyorum. Şimdi